Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden Çedene kahvesinin coğrafi işareti tescilinin Gaziantep'e verilmesi üzerine bakalım Elazığlı vatandaşlarımla Elazığlı esnafın tepkisi ne olacak? Çedene kahvesinin Gaziantep'e tescilinin verilmesi konusunda siz bir esnaf olarak neler düşünüyorsunuz? Yani üzüldük. Çedene kahvesi çünkü yüzyıllardır Elazığ'ın geleneksel içeceği, Elazığ'da üretilen ve beğeniyle tüketilen bir kahvemiz. Maalesef coğrafi işaret tescilini Gaziantep aldı. Bu bizi tabii ki üzdü. Yani elimizin markalaşma konusunda maalesef ciddi sıkıntısı var. Özellikle ürünlerimizle ilgili coğrafi işaret tescili alamıyoruz. Yani bununla ilgili gerekli girişimleri yapamıyoruz. Bu konuda tabii elimizin ileri gelenlerinin sorumluluk alması gerekiyor. Tabii itiraz süreci bildiğim kadarıyla devam ediyor. Ama bunlarda her zaman bir öncülük yapmamız lazım. İlimizin buna benzer orcik, ağın leblebisi, pestil, üzüm pestili özellikle, pekmezlerimiz, badem şekeri, yani çok çeşitli yöresel ürünlerimiz var. Ama bunları Elazığ'la bütünleştiremiyoruz. Sıkıntı burada aslında. Bunlarla ilgili gerekli girişimlerin yapılması lazım. Çedene kahvesini Gaziantep'lerin aldığını duydum. Ha, çok üzüldüm. Şimdi burada kahvenin üretimini yapıyorsun. Bütün ulusal kanallarda TV reklamları yapıyorsun ama bir onun patentini almak için veya bir nasıl söyleyeyim? Yani TSS'i şudur budur, bunu almak için herhangi bir yerde girişimde bulunmuyorsun. Şimdi bu saatten sonra Gaziantep'in elinde bunu alması çok zor. Yani burada özellikle sivil toplum kuruluşlarının, yani Sanayi ve Ticaret Odası'nın ciddi bir şekilde aktif olması lazım. Bu tip konulara önem vermesi lazım. Çedene kahvesinin Antep'e tescillenmesi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle merhaba, iyi günler diliyorum herkese. Daha önce bildiğiniz üzere cevizli sucuğumuz da Kömbe adı altında Gümüşhane'ye tescillendi. Bunun üzerine tekrar Çedene kahvesinin başka bir ile tescillenmesi bizim adımıza oldukça üzücü bir durum ve biz bu konudan gerçekten rahatsızlık duyuyoruz. Bu konu hakkında hem devlet yetkililerimizin, hem Elazığ esnafımızın, hem Elazığ halkının yöresel lezzetlerine sahip çıkmasını bekliyoruz. Gaziantep kendine yetişiyor. Şu an sizden haberi duyuyorum. Ne diyebilirim ki, sahip çıkmamız gerekirdi aslında. Bu bizim bir kültürümüz. Bu bizim bir geleneğimiz. Aslında buralara gelmemesine kadar bizim de sahip çıkmamız lazımdı. Çedene kahvesinin tescilinin Gaziantep'e verilmesi konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdi zamanında köylüler bir gün Bilge'nin yanına gitmişler. Demişler, Bilgem demiş, tavşanlar demişler bizim ekinlere zarar veriyor. Bizim evlere kadar, bahçelere kadar demiş, ekinlere dadandı. Bilge demiş ki o da bizim tazının şerefi. Yani bu kadar büyüklerimiz dururken yani elimizden Çedene kahvesinin gitmesi hayli düşündürücü bir olaydır. En azından yetkililerin ya da sorumluların ya da gerekli mercilerin dalıp tekrar düşünmesi gerekiyor ki başka şeylerin de başka yerlere gitmemesi için. Çedene kahvemiz Elazığ'ın. Ben öyle biliyorum küçüklüğümden beri. Ben 65 yaşındayım. Ama neden onlar aldı? Neden tescillediler? Bizim leblebimiz tescillendi. Gerekti ki o da tescillenseydi. Bizim memleketimize özgü o. Çedene kahvesi Elazığ'ındır. Meşhur hani Elazığ'ın meşhur dibe kahveleri vardır. Çedene'de bunların bir örneğidir. Gaziantep lütfen Çedene'mize karışma. O bizimdir. Çedene kahvesinin tescili Gaziantep'e verildi. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Öncelikle merhabalar. Bunu duyduk. Evet, gerçekten çok üzüldük. Yani en önemli ürünlerimizden olan 4-5 kalem ürünümüz var zaten. Bunların da farklı farklı memleketlere verilmesinden gerçekten ciddi anlamda rahatsızız. Yani bu hem kültürel açıdan hem de turizm açısından memleketimizi çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. Elazığ neye sahip çıktı? Şimdiye kadar neye sahip çıktık da ona çıksın? Bence de iyi yapmışlar. Çedene kahvesinin tescilinin Gaziantep'e verilmesi konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Yetkililerin sorumsuzluğu diyorum. Sonuçta bizim markamız. Sahip çıkmalıyız sonuçta. Bu Çedene kahvesinin ham maddesi nedir? Burada mı çoktur, Antep'te mi çoktur? Özellikle ben bunu araştırmasını istiyorum. Elazığ'ın geçmişten gelen bir kahvemizdir. Yani güzel de bir kahvedir. Biz bunun Elazığ'da kalmasını istiyoruz tabii. Ama ham madde olarak Antep niye alıyor? Yani milletvekilleri mi alıyor? Bizimkiler sahip mi çıkmıyor? Ona bir anlam verememişim yani açıkçası. Elazığlı olarak herkes sahip çıkması lazım. Yani bu yetkililere söylemek lazım. Çedene kahvesinin
tescilinin Gaziantep'e verilmesi konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Sahip çıkılmadı mı odur gönlüm. Yapılacak bir şey yok ki. Yani bunu ne bileyim artık valilik nezdinde mi, belediye nezdinde mi, ne tür bir girişim olur bilemiyorum ama yani devlet yetkililerinin sahip çıkması gerekiyor. Bizlerin yapabileceği bir şey yok. Çok üzücü bir şey. Demek ki memleketin sahibi yok. Çedene kahvesi bizim hani asıl bizim tescillendirmemiz lazım gerekirken hani onların tescillendirmesi biraz tuhaf olmuş ama hakkımız yeniyor. Eğer öyle bir şey yapmışsa bu bizim ayıbımız Elazığ olarak. Çedene kahvesinin Elazığ'ın olduğunu herkesin biliyor olması lazım. Bu bizim ayıbımız ya da eksikliğimiz diyebilirim. Elazığ has bir yöresel kahve ama bence yanlış. Yani Elazığ için önemli bir adımdı. Çünkü dünya çapında söylenecek bir çedene kahvesi diye geçiyor ben bildiğim kadarıyla. Ama yanlış bence. Ulusal'da şu anda Elazığ'ın tanıtımı yok. Elazığ'ın tanıtımı nasıl var? Sadece son bir yıldır depremle göz önüne gelen bir şehir var. Tanıtım olmadığı için patent alamıyoruz. Patent de alamadığımız için ürünlerimiz tek tek gidiyor.